İnanır mısınız? Araştırın bakın. Her şeyi hazırım ben. Her şeyi hazırım. Bak burada da notlar almışım dün akşam. Kışın sen kızını şimdi gördün, hoşuna gittim. Önce onu söyle. Hoşuma gitti ama çok bitkin kızım. Hı? Benim yanımda gittiğinden çok bitkin. Bak elleri, ayaklarını göstersin. Ayaklarını, vücudunu da görsem, vücudunda belki de yara var. Yara bere içinde belki de. Ben onu havalı yatağa bile koymadım. Yün yatağına koydum. Gecede 5 kere sağa sola çeviriyorum. Hayatım tabii bak, ki sen 5 senedir şimdi... bir kıvılcım kızarıntı olmadı mı Güya Hanım? Bir kıvılcım. Bak ellere bak. Ay, ben, el afaları var kim böyle. Kim bilir aklından ne geçiyor ve konuşamıyor ya. Evet. Allah'ım yani yardım. Yani bu böyle bir çocuk. Bu kendini ifade etse hiç umurumda değil Müge Hanım. İfade etsin benim hiç umurumda değil. Vereyim. Olsun her şey onun olsun. Ama benim yavrum ifade edemiyor yavrum. Dili yok. Konuşuyordu çocuğum. Bak bu kişi buna uç ay üzerine ığdırdan yapma ilaç aldırdı. Çocuğum yeme yetkisini, konuşma yetkisini tamamen kaybetti. Konuşuyor muydu? Konuşuyordu. Uçay üzerine Müge diyordu. Konuşmuyor. Mesela herkesi ismiyle hitap etmeye başlamıştı. Uçay üzerine iddia etsin. Iğdır'dan bir adamdan doktor diye bana dedi. Yapma ilacı getirdi. Bir postasını dereye attım maskada. Tekrar getirtti. Bu diyorum ona ki bu Sağlık Bakanlığı'ndan bu ilaç şey mi? Onaylı mı? Onaylı diyor bana, iddia ediyor. Bütün ailem bağlansın desin. İlaçları ben yedirdikten sonra çocuğumun çeneleri çıktı. Çocuğumun yemesi gitti, konuşma yetkisini kaybetti. Dorda yedirdim, 6 ay demişti. Dorda yüzeyine bak, yaralara bak, yüzlerine bak. Bak Müge Hanım, çocuğum... Bir şey söyleyeceğim, dur şimdi sen üzülme, kadın gitti. Değil. Gitti, çocuğumun yeme yetkisi, konuşma yetkisi tamamen gitti. Anladım, dur şimdi kötü değil, Allah'a şükür hayatta. Ama bu şekilde şimdi değildi ki yarımdan gitti o dur zaman. Dur şimdi gel bir oturalım Zafer Bey. Ses ki. Zafer Bey. Buyurun. Şimdi efendim hani siz de annesini yani hepimiz anne kuzusuyuz. Bakın siz yurtlarda büyümüşsünüz sanırım. Anne babanızı bulamadınız mı siz daha sonra? Tabii. Anne babanız hayatta mı? Müge Hanım ben küçük yaşta kaybettiğim için şu anda hayır onlar rahmetli. Ben size şöyle söylüyorum. Hayır. Annesinden ayırmıyorum. Görmek istiyorsa zaten görebilir. Biz gelsin diyoruz. Bir sıkıntı çıkartmıyoruz ki. Şu anda bu olayın farklı şekilde lanse edilmesi beni üzüyor. Yoksa bahsetmiş olduğu iddiaların çoğunun aslı astarı yok. Bakın sonda dediler yok. Bilmem ya. İyi durumda. Arkadaşlar da gördü. Şu anda annesini görüp ağlaması da gayet normal. Dün akşam çocuklarla yanımızda gayet mutluydu, huzurluydu, gülüyordu. Hatta az önce de gülüyordu. Yayında sizi izlerken de takip ediyorduk, gülüyordu. Şu duygusal ortamda sadece etkileniyor. Bu da hastalığın vermiş olduğu bir sıkıntı. Yoksa eşim gayet mutlu. Mutlu olduğu anlarda hatta akşam uykuluydu. Arkadaşlar çektiler yarım yamalak. Biraz sonra da biraz ortam sakinleştikten sonra 5 dakika sonra çekin yanında beni gördüğü zaman ne kadar mutlu olduğunu göreceksiniz. Şimdi, mesele burada iyi de Fatih Bey benim anlayamadığım şu. Fatih Bey siz zaten yani hep beraber alt katta üst katta yaşayıp Ankara'da mutlu mesut bir hayat sürerken bakın siz devlet memurusunuz ama devletten size tayin mi geldi siz mi tayininizi Iğdır'a istediniz? Şu anda eşimin orada yanında kardeş var, kayınbiraderim var. Kendileri daha önce beni sık sık rahatsız ediyorlardı. Bu konuda arkadaşlarla ne yine paylaştım ben. Ben sen, savcılıkta sen kayıtları böyle var. Bir dram yaşattın. Benim verdiğimden başka bir şey verebilecek biri varsa çıksın buraya. Benim önümde bir tablo var. Tablonun muhatabı... Anne, kardeşim, bunu yapan da belli. Şu anda ben nasıl tepkisiz kalabilirdim? Bu sizin gördüğünüz en askeri bir durumdur. Doğruluğuna inanıyor musun? İnanıyor musun? Bana onu söyle. Madem ki söylediğin davada haklıydın. Haklıydın. Mahkeme koridorlarında etrafında 5 tane polis parçası hanın gözleri diye yerdeydi. Yani şu anda ortalığı karıştırdım. Ben şu anda... Mehmet Bey ama böyle sakin öyle... olalım. Ama şimdi ama böyle bir yere varamayız ki. Müge Hanım nasıl sakin olayım? Geçmiş karşımda rol yapıyor. Sen kendisi şu anda bile söylediğini doğruluğuna inanmıyor. Mehmet Bey siz sen de lütfen sakin olun. Şu anda... sevdiğini iyi bak. Biraz önceki görüntüyü geri alalım mı? Kardeşimi kenara çekerken bir alabilir miyiz onu bir geriye? Allah aşkına bir alalım onu geriye. Yani düştü omuzu yamuldu ya geri çekerken. Seven bir insan böyle mi yapar? Bana bunu söyleyin. Şimdi 80 milyon söylesin. Bir de... Lütfen bir geri alalım onu. Müge Hanım. Şu anda şov yapmaya gerek yok Müge Hanım. Dur oğlum. Görmek mi istiyorlar? Şu anda şov mu yapmak istiyorlar Müge Hanım? Yapmak istedikleri nedir onu söylesinler. Biz eğer, arkadaşlar ekibiniz geldi, durumu gördü. Düzgünlüğü ben bu konuyla ilgili söyleyeceklerim. Bundan ben... bir...
takdiriniz kamuoyunun takdiri, yargının takdiri. Benim diyeceklerim bundan ibaret. Şimdi Zafer Bey'ciğim. Zafer Bey'in adını bir yazın, bir Zafer Bey. Ben de niye Fatih? Zafer Bey. Şimdi bakın efendim, siz tabii ki bir eş olarak üzerinize düşen vazifeleri yerine getirmekle yükümlüsünüz. Ama şimdi siz dün de bahsettiniz, 30 yaşındasınız. 26 yaşından beri bu durumda olan bir eşle beraber iki tane de küçük çocukla yaşıyorsunuz. Şimdi akıl var, mantık var. 26 yaşında genç bir delikanlı neden iyileşme şansı olmayan bir hanımla beraber hayatına devam etsin? Üstelik bu tazminat parası, yani hanımefendi biliyorsunuz doğumda bu duruma gelmiş. Tazminat parası olmadan önce, daha çıkmadan önce o para, her şey güzel yolunda devam ediyormuş. Ankara'da annesi de bakıyor, siz de oradasınız, çocuklar da oluyor. E ne zaman bu 2 milyon lira para ortaya çıkıyor, biraz işler bozuluyor. Ben de size, sizden yaşça da büyüğüm, çok bizim bilmediğimiz enteresan bir tip de olabilirsiniz, onu da kabul ediyorum ama. Yani ben şu anda da 30 yaşındasınız, 30 yaşında bir adamın hayatını bir daha düzelemeyecek bir kadına bağlamasını çok yaygın bulmadığım için soruyorum. Yani ne var annesi baksa diyorum. Doğrudur. Bakınız Müge Hanım, şurada çok enteresan bir durum var. Toplumumuzda ne yazık ki bu tip hadiseler yanlış anlaşılıyor. Kadın en ufak bir şeyde terk ediliyor. Hatta huzurumuzda bulunan kayınbiraderi Mehmet Bey de eşiyle anlaşamamış. Sapasağlam eşiyle ayrılmış durumda, boşanmış durumda. Benim eşimin git bütün böyle, yakınlarına sor. Böyle kime sorarsan sor. Böyle bir durumda toplumda kötü bir şey. Ben de aile hasretiyle büyüyen birisi olarak, bakınız açık ve net söylüyorum. Evet. Aile hasretiyle büyüyen birisi olarak eşime bakmam, çocuklarıma bakmam, bir arada olmamız, onların huzur ve refahını düşünmem gayet normalken, takdir görülmesi gereken bir hususken ne yazık ki, ne yazık ki üstüne basa basa söylüyorum. Soruma cevap ver. Bu şekilde iftiralarla, yani iftiralarla bir şey kazanım elde edilmesi gerçekten üzücüdür. Bir şey soracağım ben sana. Bir şey soracağım şimdi. Soruma cevap ver. Soruma. Ya seni sokaktan ana yok, baba yok, kardeş yok, kimse yok. O halde bilip de alıp evinin içine sokan, ailesine sokan adam. Niye buraya geldik? Bir sor kendine bakayım. Ki ben kediyle köpeğe dost olmayı öğreten bir imkan var. Ses kesiliyor. Kavgaya kesinlikle karşıyım. Diyor ki Zafer Bey, diyor ki kayınbiraderiniz. Senin annen yoktu, baban yoktu, evimize soktuk. Seni kardeş bildik, evlat bildik. Niye o zaman şu anda bu kadar sinirliyiz? Bir aileye dönüp bir bak diyor. Evlerine sokmaları ne durumda? Müge Hanım. Efendim. Gel bir kenara, eşimi 5 yıl yanıma göndermediler sağlığında. Bunun üzerine eşim yanıma geldikten sonra, bu doğumdan sonra yatağa bağlı kaldıktan sonra, bakın açık ve net, bunlar net olan resmi kurumların sağlığında 5 yıl yanıma göndermiyor ailesi. Ayrı yaşıyoruz. Bakın hiçbir sıkıntı yok. Hastalığı süresince 4 yıl aşkın yanımda kalıyor ve şu tazminat olayından sonra tekrardan almak istiyorlar. Ya, Zafer, ya bu en Zafer, özet olarak sizin takdirinize bırakıyorum. Yani şu anda diyeceklerim bundan ben ibaret. Bir gece niyetleri uzlaşmak için Müge Hanım. O yol kapatımın kapısındaydım. Ben dün de kardeşime sahip çıktım. Bu programı şu anda uzlaştırmak için mi, kavga ortamı için mi, ben anlamış değilim. Kimse yalandan yere, herkes şu anda harbi uzlaşmak harbi istiyorlar. Bak, kızlarını ben seni görmek istiyorlar. Ben bunun incelenmesini istiyorum. Nedir benim kardeşim diyorlarsanız. İyi de Zafer Bey, zaten bu para ortaya çıkmadan önce bu hanımın vasisi siz misiniz? Daha sonra ailenin iddiası sizin yanında 2,5-3 yaşlarında bir kız çocuğu da olan biriyle imam nikahı adı altında evde yaşamanız. Bu sefer vasi olarak anne tayin edilince dün siz kendi ağzınızla söylediniz. Dediniz ki eğer anne vasi olursa bana boşanma davası açacaklar. Gelin bu parayı, tazminat parasını çocukların üzerine bıraksınlar, ben de boşanayım dediniz siz dün yayında. Tabii. Karımı da vereyim şu dediniz. Anda tamam, olacaksa bu şekilde buna da bir şey demem. Tamam. Bunlar zaten mahkemenin kararı olan bir şeyler olduğu için bizim yorum yapmamız da anlamsız. Tamam, buna bir şu şey anda demiyorsanız ben de peki, diyorum ki zaten. Peki şu anda kavga ne o zaman? Ben size soruyorum, zaten para çocuklara kalacak siz boşansanız da. Normal seyrinde devam etseydi benim size peki, böyle bir şekilde taraf olma şansım yoktu. Şu anda 60 yaşındaki bir insanın mı
60 yaşındaki bir insanın mı yoksa şu anda iki tane çocuğun psikolojisi mi önemli? Ama o çocuğun psikolojisi Ankara'da yaşıyorlardı. Niye siz Iğdır'a gittiniz? Yavaş yavaş dakika dakika ölüme gönderiyorsun. Bakın defaatle ifade ettim size. Az önce de söyledim. Iğdır'a geliş sebebim, tehdit etmeleri. Ben tehdit etmiyorum. Biz de insanız. Bizim de duygularımız var. Sen bu kadar şeyleri yaparken ben böyle gözlerimi kapatıp hayatıma devam edemem. Sen dua et ki ben gene bu kadar tehdit güzel etmediğiniz... yürek... Yine de bu işi insanca, adam gibi çok hiçbir neyse tarafa bir zarar gelmeden hallolmasını istiyorum. Yani, tamam, benim nasıl halledebiliriz? Bir konuşalım. Ben başka bir şey demiyorum. Ben seni öfkelerim bundan ibaret. Tamam ama Mehmet Bey bir saniye ama ya. Tamam öfkelisiniz ama Fatih Bey de Zafer Bey de diyor ki. Ya tutturmuş öldürme Zafer Bey de diyor ki bir olsa ne işim yok sana öldürmeyle. Bir halletme yolunu bulalım diyor. Nedir halletme yolu? Zafer Bey nasıl halledilebilir sizce? Sizin fikriniz nedir? Yani şu anda daha önce tamam söylüyorum ben Müge Hanım. Daha önce bu madem ben bütün tehditleri falan bir kenara bırakıyorum. Bırakın. Duymamış oluyorum. Tamam. Hepsini ben diyorum ki kendilerine buyurun gelin ziyaret edin. Torunlarınızı ziyaret edin, yeğenlerinizi ziyaret edin, kız kardeşinizi ziyaret edin. Ancak bunlar şikayet yoluyla sağda solda sanki kaçırdığım gibi kötü bakılıyormuş gibi değil. Gelin bizzat hani bunu bana da söyleseydin direkt çözerdik ama tehdit... Sen onu gecenin bir yarısı jandarmayla karga tulumba battaniye sarıp da o kadar yolu arabanın sırtında getirmedin mi kardeşim? Bak, kaçırdın işte. Oğlum, bir otur, sakin ol. Hukuka uygundur. Hukuka aykırı hiçbir şey yapılmamıştır. Tedaviye ihtiyacı olan bir hasta. Valla ben nasıl hukuka uygun olduğunu hiç anlamadım bu işin de açıkçası. Yani vesayet annedeyken nasıl hukuka uygun oluyor? Alıp götürülmesini onu anlamıyorum. Bir yanlışlık var. Orada bir yanlışlık var. Bir dakika bir Nedret Hanım bakalım bir şey söylesin. Bir dur. Müge Hanım. Şimdi sen bak bir uzlaşma yolu arıyoruz ya. Evet ben uzlaşma mahkemesine de gittim. Kayıtlarım her şeyim bak siz de bilmem verdim. Tamam dur şimdi uzlaşalım. Ben şimdi bu çocuklardan ayrılmasın diye beni evden kovduğu zaman ortak olan evlerinden beni çıkarttı. Eşyalı her şeyini bıraktı. Onları biliyoruz. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi ne yapabilirim? Kızımı ben alacağım Ankara'ya. Kendi de Ankara'daki ev Ankara'sı. Ankara'da ev kendinin. Hı. Kiraya verdi şu an. Hı. Gelsin oraya otursun. İşi BOTAŞ'ta. İşine de çalışsın. Ben çocuklarımla atlı üstü oturacağım. Ve Ankara'daki... İmkanlar Türkiye'nin neresinde var bu çocuğumun tedavi imkanları? Söyleyin bana siz bir uzman olarak. Ben orada çocuğumu tedavi ettireceğim. Yani diyorlar ki Zafer Bey tekrar eski düzenimize geri dönelim. Evet. Yani hem çocuklar annesinden ayrılmasın. Evet. Hem ben çocuğumdan ayrılmayayım. Başkent Ankara daha fazla evet. imkan var. Orada kızımın da tedavisiyle de daha faydalı oluruz diyor. Bunları düşünen bir insan, ben bunu açık söyleyeyim Müge Hanım, benim oradaki kendi evimizdi. Çocuğun evet. okulu evin yanındaydı. Evet. Her şey kendi yolunda giderken, ben aklımı peynir ekmekle yemedim ki Ankara'daki büyükşehir imkanlarını bırakıp da Iğdır benim memleketim evet ama buraya niye geldim? Tamamen bu huzursuzluktan dolayı geldim, çocukların huzursuzluğundan dolayı geldim. Yoksa ben neden oradaki evimi terk edeyim, çocukların okulunu terk edeyim? Yani bunlar tamamen daha önce kendilerine teklif edilen hususlardı. Ancak kendilerinin teklifi kesinlikle seninle kızımızın işi bitecek. Ama onların işte sizin var. Başka sizin bir kadınla görüştüğünüzün ortaya çıkmasıyla, öyle şeyler duymasıyla oluyor. Peki... Ya bu duymayla madem öyle bir şey duydular oturup konuşsalardı böyle bir şey var mı yok mu? Şu anda benim evde yokken ben evimde bir bayanın olması bu ilişki olduğu anlamını taşımaz ki. Açık ve net bu Müge Hanım. Bunu bu şekilde iftirayla değil şu anda programınıza çıktıkları gibi iftirayla. Anladım çocuklarınız da benzer şeyler anlatmışlar galiba o yüzden aile endişelenmiş. Müge Hanım bir kesin ben devam edeyim. Dur bir dakika dur. Çocuklarınız da benzer şeyler anlatmışlar beyefendi. O yüzden ailede hani madem hayatına biri girdi evet. ortada da 2 milyon lira para var. Tamam o da 30 yaşındadır. Gitsin başkasıyla böyle evlensin şey ama çocuklar zaten çocuğumuza biz bakalım diyor. Sadece ifadeleri değil. Bu konuyla alakalı zaten çocukların kendisi dinlenmesi lazım. Ben çocuklar böyle dedim desem demekle oluyor mu? Ki çocuklar böyle dedi, çocuklar şöyle dedi. Bu şekilde bu ne demek? Çocuk zaten durumu kullanabilir. Burada çocuk babamla ilişki yaşıyor, evi var böyle diyebilir mi? Yani bunlar çok ayıp şeyler ve toplum huzurunda da
toplumun da psikolojik anlamda duygusal yönü sömürülen hususlar şu anda. Kesinlikle böyle toplum bir şey de yok. Toplum neyin doğru neyin yanlış olduğunu toplum anlar. Siz toplum için üzülmeyin, boş verin. Şimdi biz açıkçası hanımefendi için üzülüyoruz. Yok sıkıntı yok şu anda toplum işte toplum tamam o zaman ama o zaman şimdi yani bu görmek hanımefendi... istiyorlarsa buyursunlar gelsinler. Ben geldim oraya niye göstermedin bana? Şu anda buraya ziyarete gelmediniz ki gittiniz ben geldim, savcılar geldim, suç duyurusunda bulundunuz. Onun ben. Üzerine bana diyorsunuz ki görmek istiyorum. Yo, ben 20 gün önce Hıdır'daydım niye göstermedin bana? Ben 40 gün yoğun bakımın kapısında görmek için geldim ki savcılar suç duyurusunda bulundunuz. Şimdi görmeye hakkım yok mu? Ondan sonra da gelip görmek istiyorum diyorsunuz. Ben geldim gittim savcılar arama izne kadar çıkarttım dandik adres vermişim. Şikayet etmeden görmek isteyin. Şikayet şu anda Müge Hanım, telefonlarımı sizin aradım seni bakmadın edip, ki. Kalkıp bu kadar taşkınlık nasıl yapıp şey yapacağım sen? Aradım görmek ben seni, aradım aradım. Bu gerçekten telefonlar... Ya yoksa Zafer Bey bakın ben size gerçekten yani her yoruldum. Zafer şu Bey. Şu anda çocuklarıma Müge Hanım. Zafer Bey ama bakın ben her şeyi bir kenara bırakarak soruyorum. Sonuçta evlat hastaysa annesinin hasta olan evladına bakmak tamam. istemesi doğal değil midir? Bunu istiyoruz başka bir şey yok. Tamam buyursun gelsin o zaman bizi rahatsız etmesin. Çocukların yanında bağırıp çağırmasın, kavga etmesin. Yani niye bu kadar bağırıp çağırıyorlar? Buyursun gelsin. Gelsin. O Ankara'ya kadar. Ama niye bağırıp çağırıyorlar? Çünkü bu kadın Ankara'da dururken siz jandarmalarla gelip omzunuzu atıp götürdüğünüz için feveran ediyorlar. Biz orada duruyorduk. Niye? Jandarmalar gelmeden önce de bağırıp çağırıyorlardı. Müge Hanım jandarmalar gelmeden önce de bağırıp çağırıyorlardı. Bu bugünkü olay değil ki. Öncesinde vallahi Zafer de yani Bey ben size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi ne jandarması istiyorsa Genelkurmay Başkanı gelse ben çocuğumu evimden vermezdim. Ha, beni öldürürlerdi, alırlardı orası aynı. Ama şahsen yani bu kadının sizin gücü o kadar yetmiş. Bu şekilde ama gerçekten. Ama hasta kadın yani hasta kızı alıp da götürmenin bir anlamı yok ki yani. Yani ne anlamı var? Ben bu işten bir anlayanınız var mı? Yani ortada para olmasaydı bütün para bu tartışmalar ya, o onu öyle bütün bu tartışmalar yapılacak ben mıydı Allah aşkınıza ya? Evet. Ya ne ya para? Bu parayı alsınlar bari o zaman. Ya para yani vallahi daha olumsuz yönde evet, etkilenmiş. Gerçekten ya. Şunun çocuğumu tedavi evet. Bak Müge Hanım. Ya da bir kuruma verilecek bakım kurumunda verilsin. Bir hastanede bakılacak bu evet. kadın. Daha profesyonel bir bakım sağlanacak, o para da oraya harcanacak. Yani başka bunun şey başka bir, alternatifi yok hocam. Çünkü bu koşullarda bu kadıncağız duygusal olarak çok ciddi, fiziksel olarak belki bakımını yapıyor olabilirsiniz ama duygusal anlamda çok örseleniyor bu kadın. Şimdi bir de annesini göremiyor. Yani. Doğal olarak. Bu kadın ağlaması tamam kendi duygusal sıkıntıları dolayısıyla duygu durum bozukluğu nedeniyle de olabilir bu. Ama bu kadın sonuçta annesini görmeli. Anne de onu görmeli. Ya beraber bu, olmalılar. Bu bir kavga içinde olduğunuz olmalı. Süreç beraber, içinde yapılabilecek en anlamlı şey kadının ayrılmış bir parası da olduğu için rahatlıkla bir bakım kurumunda profesyonel anlamda her iki tarafın da gidip ziyaret edebileceği koşullar sağlanarak en doğrusu profesyonel olarak bakılmasıdır. Sizin elinizde Müge Hanım bu vesayetle vasilikle ilgili annenin kararının iptal edildiği Zafer Bey'e verildiğine dair bir karar var mı? Yok. Yok. Sizde var mı Zafer ben Bey? Zafer Bey'e onu sormak istiyorum. Zafer Bey şimdi bu vasilik durumunda buyurun. En son mahkeme evet. anneyi vasi tayin etmişti. Sonra sizin bir başvurunuz mu oldu? Anne vasi tayin edilmesi kesinleşmiyor Rahmi Bey. Annenin yerel mahkemenin kararı daha onaylanmadan, bakın onaylanmadan bozuluyor. Dolayısıyla benim vasiliğim devam ediyor. Şu anda dosyada da bu şekilde mevcut. Peki vesayet, yani ikameti neresi? Kadının ikameti neresi? Nerede vasilik yapılacak? Şu anda Iğdır. İkameti de Iğdır şu anda. Aldırdınız onu da. Hangi mahkemeden aldınız bu kararı? Tabii şu anda benim yetkim olmasaydı bunu nasıl aldıracaktım? Hayır nereden aldırdınız? Şu anda mahkeme ismi, yargı ismi paylaşmam doğru olmayacaktı. Hayır Iğdır'daki mahkemeden mi aldırdınız? Bu durumla alakalı.
Şöyle söyleyeyim Müge Hanım, bu konuyla alakalı hukuki bir durum olduğu için avukat bey numarasını biz arkadaşlara verdik. Oradan bağlanıp görüşebilirler. Tamam, bize versene. Ben açık ve net olarak söylüyorum. Bize. Yetkim... Bizim avukatı vallahi. Yani sizin elinizde... Şu anda ikametimiz Iğdır bizim. Zafer Bey, sizin elinizde mahkemece yeni vasi olarak yetkilendirildiğinize dair, görev verildiğine dair bir karar var mı? Rahmi Bey, ben sizin sorunuzu cevaplıyorum. Ancak siz soruyu değiştirerek soruyorsunuz. Ben size uygun bir şekilde arz ediyorum zaten. Diyorum ki, tamam, üst mahkeme bu kararı, kayınvalidenin şeyini bozdu. Benim vesayet görevim devam ediyor. Ve yetkim olmadan ben gidip ne adres değişikliği yapabilirim, ne herhangi bir işlem yapabilirim. Şu anda yetkim dahiline bunu yaptım ve hukuka uygundur. Ve eşimdir, resmi nikahlı eşimdir. Yani şu bunun sorgulanması anlamsız. Peki Zafer Bey, yani siz, siz bakamadınız diye değil. Yani siz çok iyi bakacağınıza inanıyorum. Sonuçta insansınız siz de. Ama bu kadına bir şey olsa yarın. Yarın bir şey olsa. Yani bu insanlar da diyorlar ki bankada 2 milyon liraya yakın para var. Ya bizim damat bakmazsa, sonra işte bu olursa da benim kızım ölürse 2 milyon liradan çocuklarına ve ona kalacak. Çocukların da yaşı küçük olduğu için 2 milyon lira bizim damadımıza kalacak. Biz kızımızın canından endişe ediyoruz diyorlar. Evet. Siz öyle, ben sizi tanımıyorum. Sizin öyle bir şey yapacağınıza da inanmak istemem. Ama ihtimal dahilinde değil midir? Kesinlikle. Yani ihtimal dahilinde olsa zaten resmi kurumlar bu işi inceliyor. Zaten yani üçüncü kişiye vereceğim dedi. Resmi kurumlardan sahte. Ya üçüncü kişiye de verilebilir, sıkıntı yok. Şu anda çocuklarla annenin bir arada olmasıdır konu. Savcı, yoksa kesin. Kaymakam savcıyı arayarak savcıya yetki verdi ve başsavcı bana söyledi. Bak oğlum da beraber. Dosya incelenmeden bir karar verilmiş. Bu